Arkadaşlar, bugün sizlere hayatı güzelleştiren en önemli şey nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Harvard'da yapılan en uzun süreli, tam 75 yıl sürmüş uzun süreli yapılan araştırmanın sonucu. Hayatı güzelleştiren nedir? Hocam, paradır, şöhrettir. Param varsa hayat senden daha güzel kim yaşayabilir? Güzel bir arabadır, güzel bir evdir. Öyle midir acaba? Vallahi yapılan araştırmanın sonucu hiç de öyle çıkmamış. Sonuç ne? Sonuç şu. Sonuç şu, çevrenizdeki insanlarla iletişiminiz ve ilişkileriniz hayatı güzelleştiriyor. Ve eğer sizin çevrenizdeki insanlarla ve arkadaşlarınızla, yakınlarınızla ilişkiniz süperse hayatınızda çok mutlusunuz. Değilse hangi arabaya binerseniz binin. Hangi evde oturursanız oturun, ne kadar paraya sahip olursanız olun, mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz, bunu görmek lazım. Burada yapılan araştırmalarda anlaşmazlığın ortasında yaşamak, huzursuz bir evlilik yaşamak, ciddi anlamda sürekli tartışmak, fiziki ortam ne kadar güzelse, güzel olursa olsun maalesef mutsuzluk kaynağı oluşturduğunu ortaya çıkarıyor bu araştırma. Dünya kadar sağlık problemi ortaya çıktığı daha sonradan gözüküyor. Bakın, ilginç bir şey bu. Bu araştırmada iyi ilişkilerin sadece vücudumuzu değil beynimizi de çok iyi koruduğunu buluyorlar. Ve mesela güven duyulan ilişkiler yaşayan insanların o ortamda yaşadıkları mutluluktan, huzurdan dolayı aynı zamanda beyin fonksiyonlarının daha aktif çalıştığı, o mutluluğun onda ciddi anlamda hafızasına katkı sağladığı ve bu insanlarda Alzheimer, bunama gibi rahatsızlıkların daha az görüldüğü ortaya çıkıyor. Bu araştırmada güzel ve sıcak ilişki yaşayan insanların sağlıklarının da çok iyi olduğunu buluyorlar. Mesela 50 yaşında çok muhteşem, çok mükemmel hem eşiyle hem çocuklarıyla hem çevresiyle iletişimleri ve ilişkileri olan insanların, mutlu olan, eğlenen insanların 80 yaşında da çok sağlıklı olduğunu buluyorlar. 75 yıllık yapılan bu araştırmada emekliliğinde en mutlu olan insanlar kimler? Bir bakıyorlar ki emekliliğinde mutlu olan insanların tamamının aynı zamanda emekli olduktan sonra oradaki biten ilişkilerini, tamam mı, bulundukları ortamda aynı şekilde emekli olduktan sonra oluşturduğu dostluk ve arkadaşlıklarla, bağlarla güçlendirerek devam ettiren insanlar olduğu ortaya çıkıyor. Aslında araştırma bize şunu gösteriyor. Sağlıklı bir hayat mutlu ilişkilerle kurulur. Onun için kavgalara, problemlere, tartışmalara yer yok. Hayatın içinde sadece sevmeye, bağ kurmaya, iletişime yer var. Bunu gördüğümüz zaman hayatımız değişir. Bak, şu andan itibaren yapmamız gereken 1- ilişkilere önem vermek. 2- İletişimimizi daha fazla geliştirmek. 3- İlişkilere yatırım yapmak. 4- Görüşmediğimiz, irtibatımız kopan kim varsa o insanlar, dostlarımızla yeniden bağ kurma adına çaba harcamak. 5- Biten bir ilişkimiz varsa yeniden o biten ilişki için adım atmak, yeniden o ilişkiyi yeşertme adına çaba harcamak. 6- İnsanlar için zaman ayırmak. Ne kadar çok insanlarla bir aradaysak ve insanlara zaman ayırarak, değer vererek, bağ kurarak ilerliyorsak gelecek adına o kadar mutluyuz, o kadar sağlıklıyız. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da benim videolarımı gönderin. Hayatın içinde mutsuz insanlar değil, mutlu insanlar oluşması adına hep beraber bir mücadele içine girelim arkadaşlar. Sizden gelen sorulara videolar çekmeye devam ediyorum. İzleyin, izlettirin. Görüşmek üzere.